Yedi tabii sarımsağı yoğurdu. Neymiş efendim? Tansiyonu düşmüşmüş. Küçük hanım yatıyorlar. Vallahi ben de çok yedim sultanım. Ellerine sağlık. Afiyet bal şeker olsun. Severek yaptım ya, ondan öyle olmuştur. Sen biraz hazmet de sonra kahvelerimizi içelim, tamam mı? Allah Allah. Yenge kusura kalma, akşam akşam bahsettim abimle. Acil konuşmam lazım. Bu ne telaş oğlum? Gece gece kapıya niye dayandın? Kusura kalma abi. Halledeceğim bir şey olsaydı gelmezdim biliyorsun. Kısa kes. Selim nedir mevzu? Suede abi. Sahneye çıkarken düştü bayıldı. Durumlar fena. Yapma lan. Abi insanlar vızır vızır. Kıyamet gibi insan var. Çıkarken vızıldamaya başladılar. Ne yapacağım bilmiyorum. Sen çık bina böyle. Emredersin. Bizim kahve keyfi sonraya kaldı hanım. Şu işi bir halledeyim, dönünce içeriz, olur mu? Neyse, gitme sen. Ekmek parası, mecbur. Hadi Ne oluyor Feride? Ne vakit bu eve gelsen aramıza bir duvar örülüyor. Baban mı yine mesela? Ne var o zaman? Neden bana öyle bir mektup yazdın? Olması gereken oydu. Feride, delirtme beni. Sanki en zor günlerde arkanı dönüp gitmedin. Benimle memleket değiştirecek kadar gözünü kararttın. Şimdi durup dururken benden vazgeçmezsin. Feride. Yapma bunu. Kolum kanadım kırıldı. Dokunsalar ağlayacağım. Hiçbir şeye inancım kalmadı. Bir sensin bana hayat veren. Sen de bana bunu yapma Sevda. Beni cevapsız bırakma. Yoruldun. Belki artık taşımaz oldu güzel kalbin bu acıları. Hele de kardeşinin canını kaybetmişken hayatta sevdamız da pul kadar değersizleşti gözümde. Git dersen, sevmiyorum dersen yolunda taş olma. Üstüme basıp geçsen sana ah etmem. Senin kokun olmazsa ölürüm ben. Sevdan. Ben mi yanıldım? Ben şu an nefes alıyorsam senin sevdan sayesinde Mahir Kara. Melih'ten sonra her sabah uyanıyorsam sevdanın bana verdiği güç sayesinde.
Neden o zaman beni terk ediyorsun ahı gözlüm? Ha? Ben ya senden geçeceğim Mahir. Ya da baban ölecek. Ne demek bu şimdi? Dün Sinan geldi. Turgut'un itirafnamesi ve parmak izi nasıl olduysa eline geçmiş. Benimle evlenirsen sana o belgeleri veririm diyor. Sen ne dedin? Nasıl babam hayatım bana çok daha değerli Mahir. It was it. Uğur sakin ol. Şu an biz onunla kafa tutacak durumda değiliz. Tek çaremiz Sinan'da. Ben o çareyi söke söke almasını bilirim. Ha verir mi sanıyorsun? İnadına yok eder. Mahir yapma. Bu kadar dediğin uğraştın ne olur. Nasip babayı öfkene kurban etme. Gelemedin kendine Süheda. Süheda? Necdet. Ne oldu güzelim? Geldin mi? Ya ben geldim mi senin bu halin ne? Aç açıktan mı kaldın? Yediğin bir şey mi dokundu? Ne oldu? Anlamadım ki. Hiç daha kaydım yok. Değil sahneye çıkmak. Başımı kaldıramıyorum. Ya bir gayret etsen. İçeride boş masa yok. Müşteri Süheda diye inliyor. Ya ben ne diyorum? Senin derdin ne Necdet? Aşk olsun. Nedir durum abi? Ne yapıyoruz? Necdet. Beni eve götür. Düvertürü sahneye çıkart. De ki hayatının fırsatı bu. İyi değerlendirsin. Müşteri memnun etsin. Batin'e de söyle arabayı hazırlasın. Emredersin abi. Ne olur bir şey söyle Mahir. Bu sessizliğin beni çok korkutuyor. Merak etme Sevda. Her şeyi yoluna koyacağız. Nasıl olacak o? Yarın nikahım var benim. Sil o cümleyi aklından. Bir daha da duymayayım. Evet, hüviyetinde bir gün evli yazacak. Ama soyadın Kara olacak. O nikah sadece seninle benim aramda kıyacak Feride. Ne senden vazgeçerim ne de babamdan. Ben ikinizi de istiyorum. Nedir bu acele anlamadık. Acımız daha çok taze, yastayız. Biraz saygı beklerdim açıkçası. İkimizin de amacı sizleri üzmek değil Kerim Hanım. Hele Feride asla böyle bir şey düşünmez. Tam tersine sizleri mutlu etmek istiyor artık. Feride sizin tek evladınız. Hiç değilse onunla yüzünüzün gülmesi tek emeli. Elbette art niyetli değilsiniz. Lakin hiç münasip olmadı bu böyle. Bu da benim fikrim. Niyetiniz hoş. İyi düşünmüşsünüz. İkinizin evliliği şu hayatta görmek istediğimiz yegane şey. Ama yine de zamansız olduğunu kabul etmek gerek Sinancığım. Işık. Şurada. Of. Sana da zahmet verdim. Ama doğrulduğum vakit ayaklarımın üstünde duramıyorum ki. Ziyanı yok. Şimdi daha iyisin ya. Değilim. Nasıl olayım? Sen şu kapıdan çıkıp gidersen bir başıma nasıl kalayım? Beni böyle bırakıp gidebilecek misin?
Ya daha fena olursam? Vicdanın rahat eder mi? Madem bu kadar iyi değildin, hastaneye gidelim dediğim zaman niye o zaman itiraz ettin? Ha? Benim derdim de sensin. Şifam da. Hoş geldiniz Feride Hanım. Hoş bulduk. Sinan Beyler burada. Neredesin kızım? Muhalla bir baktı odandasın, bir baktı yoksun. Hava aldım biraz baba. Hoş geldin Sinan. Hoş bulduk. Ben de haber vermek için geldim. İstediğin gibi Yıldırım nikahına başvurdum. Yarın öğleden sonra nikahımız var. Aa, İyice zıvanadan çıktınız. Ne o öyle, yetim öksüz gibi mi evleneceksiniz? O da nikahı zaten. Düğünü yaza yaparız diye düşündük. Olsun olsun, biz yine de geliriz. Hiç gerek yok baba, Sinan haklı. Asla kabul etmem. O imza atılırken biz orada olacağız. Düğünde temsili bir imza atarız anne. Karışma Feride. Ben nasıl senin ne vakit evleneceğine karışamadım, sen de bu isteğime karışma. İyi geceler. Size de. Ben annenizi sakinleştireyim, yoksa yarın halimiz harap. Ben de müsaadeni isteyeyim artık. Ne diye geldim, bizimkileri söyledin hemen? Tabii ki de nikahı garantiye almak için. Bir kere o masadan kalktın. Sabıkalısın. İmzadan sonra o ifadeyi istiyorum. Nasıl istersen. Müstakbel karıcığım. Gece gece rahatsız ettim abi, kusura bakma. Olur mu Mahir'im? Çalışıyordum ben de zaten. Abi, yarın sana bir ifade getireceğim. Turgut Akın'ın. Kayıp olan ifadeyi mi? Evet. Nasıl olacak o? Olacak. Olduracağım. Sen tedarikli ol abi. Hemen işime koydurmamız lazım. Tamam. Abi, yarın için arabayı alabilir miyim? Tabii ki. Neredeydi anahtar? Al Mahir. Sağ olasın. Sen de sağ ol. Yatmamışsın anacığım. Uyku tutmuyor ki evladım. Sen duanı eksik etme anacığım. Yarın inşallah başka bir gün olacak. Nikah için hazırsın galiba. Böyle mi gideceksin? Bir şey yaptırmak için zamanım yoktu. Yalnız ben önce bir Sinan'ın yanına gazeteye uğrayacağım. Sinan da mı nikah günü çalışıyor? Siz gençleri anlamak mümkün değil. Bizim küçük bir işimiz var da.
Nikah dairesinde görüşürüz. Peki kızım, görüşürüz. Günaydın. Ne güzel bir sabah değil mi? Ya, alelade bir gün işte. Ben çay suyunu koyayım. Zahmet etme hiç. Çıkacağım ben şimdi. Aa, niye canım? Ben kahvaltıyı hazır edene kadar sen de bir su dökünürsün. Gerçi böyle temiz çamaşırın yok ama. Ben çarşıya gider, birkaç takımla bir iki gömlek alırım. Hazır ederim senin için. Bak Süheda, senin niyetin muhakkak ki iyi. Ya Allah var, sohbetin de güzel. Ama gel gör ki ben evli barklı adamım. Ben seni tanıdığımdan beri evlisin. Lakin bu bize mani olmadı değil mi? Manisi yok. Manisi yok da ötesi de yok. Oluru da bu. Yani bana o gömleği dolaba koyduktan sonra sabah kalkıp neredesin diye soracaksan boşuna zahmet etme. Hayır, masraf etme yani. Benim yerim belli, yurdum belli. Tıpkı senin olduğu gibi. Bugün istirahat et. İstirahat et ki akşama ayılıp bayılma. Müşteri seni bekler. Geldin Feride. Ben seni evden alırdım. O delili görmeden nikaha gideceğimi sanıyorsan yanılıyorsun. Göstereyim o vakit. Buyurun hakim hanım. Sadece bakabilirsin. İmzayı at, sonra senin. Dilediğin kadar incelersin. Yanına al onu. İmzayı attıktan sonra hemen istiyorum. Hay hay sevgilim. Biliyor ya içime sinmiyor bu Yıldırım nikahı. Hiç yakışık kalmıyor. Ben de hoşnut değilim Kerim Hanım. Ama olan oldu artık. Hayır. Ne bu acele, hiç aklım almıyor. Siz o kadar sitem ettiniz. Ben ne kadar kırıldığımı söyledim. İkimiz de dinlemedi. Zaten Melih'in vefatından beri bir tuhaflaştı Feride. Hiç aklı selim davranmıyor. Fevkalade haklısın. Lakin Feride hayattaki tek evladımız artık. Aile olarak onun yanında olmamızı icap eder. Zaten biz Sinan'la mutlu bir yuva kurmasını istemiyor muyduk? İşte sonunda istediğimiz oldu. Feride hatasını anladı zannımca. Zaman olarak belki biraz ters. İstediğimiz gibi bir merasimle kızımızı yuvadan uçuramayacağız ama... Kader böyleymiş. Evet. Kader böyleymiş. Yapacak bir şey yok. Ama yine de hoşlanmıyorum tavırlarından. Sinan'a da darıldım.
Neyse artık Kerime Hanım. Mevzu bahis olan Feride'nin istikbali ise gerisi teferruat. Anne baba olarak kızımızın yanında olmak bize düşer. Buyurun Feride Hanım. Var ya. Lan oğlum bana bir acı kahve getirin. Afyonum patlamadı şerefsizim daha. Kolay gelsin Selim. Yenge günaydın, hoş geldin. Abim geliyor mu, kahveleri söyleyeyim. Anlamadım, Necdet burada değil mi zaten? Yo, dün akşam çıktı. Yani şey, biz evden birlikte buraya geldik biliyorsun, dün gece burası çok kalabalıktı. Hiç kıvırma Selim, bana dost doğru söyle. Necdet dün akşam burada mıydı değil miydi? Beraber gazinoya geldik biz yenge. Sonrasında abim benden evvel çıktı. Nerede bu adam o zaman? Dün gece eve de gelmedi. Ne oluyor? Bir yanına çık dönme Sinan Bey. Sanıyorsun. La ayağımın altından, derdim senle değil. Ben şimdi sana derdi göstereyim. Koşunma dedim. Mahir ifade çantanın içinde, alıp gidelim ne olur. Mahir aldım çantayı, ne olur gidelim. Ben seni uyardım. Feride'den uzak dur dedim. Sen bir de aileme uzandın. Laf dinlemem de ben biraz. Senle işim daha bitmedi. Thank you.
Çekil, çekil. Baktın mı Feride? İçinde mi? Mahir, bunlar değil. Mahir, bunlar değil ama eminim buradaydı. Yanına al onu. İmzayı attıktan sonra hemen istiyorum. Hay hay sevgilim. Hiç vermeyecekti. Sana imzayı atsam bile vermeyecekti. Öyle şerefsiz. Ama ben gördüm ifadeyi. Gözlerimle gördüm. Turgut'un imzasıydı. Allah'ım ben nasıl kandım? Nasıl fark etmedim? Gazetede mi gördün? Evet. Odasında kasadan çıkardı. Çantasına koydu. Allah'ım nasıl inandım ben bunu? Hadi gidiyoruz. Hadi Feride. Ya senin bu ettiğin laf mı şimdi? Ha? Gören de ilk defa sabahlıyorum sanır ha. İşim vardı, gelemedim. Tamam işte ben de onu soruyorum. Ne işin vardı da böyle sabahlara kadar bir türlü bitemedi? Ya Ayten, Selim akşam gelmedi mi şarkıcı kız hastalandı diye? Ben de aldım onu hastaneye götürdüm. Ya hastaneydi, doktordu derken sabahladık orada. Sabah da gittim, tıraşım oldum, işimin başına geldim. Nedir yani? Ya sana ne? Sana ne? Senden başka kimi kimsesi yok mu bunun da? Sana mı düştü hastanede beklemek? Ya Ayten, ben onun patronuyum. Bir nevi üzerime benim zimmetli yani. Öyle ayılıp bayılınca da aldım tuttum gibi hastaneye götürdüm yani. E baktım ki orada emanet edecek anası da anası babası da yok. Başında bekledi, ne yapayım? Allah Allah, Allah Allah. Ya Ayten'im, o benim çalışanım. Tabii ki gözüm gibi bakacağım. Ya bu devirde salonu dolduran astrolist bulmak kolay mı sanıyorsun sen? Beğenmese çeker gider başka gazinoya. Biz de avucumuzu yalarız. Ayten'im, sen kızmışsın etmişsin tamam. Hoş, beni kıskanman hoşuma gitmedi değil ama boşuna. Bu yüreği titreten bir çift göz var. Onlar da bunlar. Ne akrabamız.
Sinan'ın annesi de yurt dışındaymış. Şimdi daha da kızdım Feride'ye. Tamam Kerime Hanım. Dedik ya, yaza düğünü yaparız. Bütün bu tatsızlıklar da unutulur gider. Vallahi beni ilgilendirmez. Ben unutmayacağım Mehmet Sayın Bey. Orada bırakmayacaktın. Kan kusturacaktın. Buyurun oturun dostlar. Hoş gelip sefalar getirdiniz. Biliyorum ben uyurken hücreme pencereden girdiniz. Ne ince boyunlu ilaç şişesini, ne kırmızı kutuyu devirdiniz. Yüzünüzde yıldızların aydınlığı, başucumda durup el ele verdiniz. Buyurun oturun dostlar. Hoş gelip sefalar getirdiniz. Sağ olasın. Dünden beri ne yesek içsek ağzımızdaki kekremsiz pası silemedik. Boğazımızı düğümünü ne çözer bilemedim. Keşke elimden fazlası gelse. Aldığın her nefesin hakkını ver. Güneş kemiklerini ısıtırken içine yayılan hazzı hisset. Gülen çocukların gözlerine bak. Ta göz bebeklerine. Elmayı dişlediğinde suyundaki lezzete var evvela. Ve mutlu olmayı bekleme. Yaşamanın kendisi saadet zira. Velhasıl evlat, hayat ıskalama. O zaman ne gam kalır ne kasvet. Boğazındaki yumrukta erir gider güneşi gören kar misali. Nazif Kara, müdür seni bekliyor. Hayrola? Orhan'a bir şey mi oldu? Ölüp gideceksin. Hala tek ailen kızın oğlun. Nasıl bir adamsın sen ha? Mesele nedir? Boyunun posunun ölçüsünü alacaklarmış. Malum, dar ağacını ona göre kuracaklar. Kıyacaklar adamı. Onca mücadele boşa çıktı. Oğlu kurtarmak için didindi ama. Ne oldu ya? Çayı beğenmedin mi? Yok. Fena değil. O zaman şey yapalım mı? Selim seni eve bıraksın. Benim de bugün borcum harcım ödemem çok. Başım da kalabalık olur mu? İyi madem. Evvela ben bir lavaboya gideyim. Ondan sonra çıkarım. Kolay gelsin. Aa yenge, hoş geldin. Suya da Hanım'a bakmıştım ama. Saat erken daha. Evdedir o.
Necdet'le konuştum, hastalanmış. Evet, sorma yenge. Tam süslendi sahneye çıkacak. Küt diye düşmez mi? Aklım fikrim çıktı. Duydum, çok üzüldüm. Aa, bak aslında sende onun evinin adresi vardır. Sen bana onu bir versen de ben gidip bir ziyaret etsem. Bir şeye ihtiyacı var mı, nasılmış sormak lazım yani, yazık. Vallahi helal olsun yenge. Patron da siz de pırlanta gibi insanlarsınız. Hadi sen ver şu adresi de ben bir an evvel çıkayım. Hani şu aşağıdaki meydan var ya. Hı, bildim. İşte onu sağına atacaksın. İlk sokağa gireceksin. Soluna emek bakkal çıkar. Onun karşındaki apartmanın en üst katı. Tamam, çok sağ ol. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Nerede kaldın sultanım? Geldik işte. Akşam ne pişireceksin bize? Bilmem, ne istersin? Ben artık çıkayım. Zaten seni çok tuttum, bir tanışım var. Selim! Abi, hemen çocuk biraz süre yengeni eve bıraksınlar. Hadi koş. Merhal abi. Yok, hiç lüzum yok. Ben kendim giderim. Sultanım, sen Barut Necdet'in karısısın. Öyle bir başına münasip olmaz. Tamam da benim çarşıya uğramam lazım. Alacak bir ton şeyim var. Sen şunu al, alışverişini yap. Seni sonra eve bıraksınlar. Hadi sultanım. Kolay gelsin sana. Kesin. Belgeleri yok etmeden yakalasak bari. Sıkı tutun Feride. Mahir, ne yapıyorsun? Başka çare yok. Kessem yolu deneyeceğim. Dur ama, iğne batıverir bir yerine. En iyi kumaşındayım mı orası? Mahir'imin nişanında giyecek torunum. Tabii Nazır Bey. Dede, bak ceketim aynı seninki gibi oluyor. Ama içime seninki gibi de yelek istiyorum. Yelek olmaz. Boyun boyumu açsın. Damatın için geldiğimizde sözüm söz yelek de diktireceğiz değil mi Hasan? Tabii Nazır Bey. Allah ömür versin, o günleri de görelim. Kalma, geciktik. Önce tartıya mı çıkayım yoksa tabureye mi? Nasıl arzu ederseniz. İnebilirsiniz. Sinan Bey, iyi misiniz? Bir şeyiniz var mı? İyiyim. Sen dediğimi yaptın mı? Dediğiniz gibi. Evdeki kasanızda sakladım belgeleri. Güzel. Söyle bana, ıslak havluyla biraz buz getirsinler. Tabii efendim.
Yolun sonuna geldik Ana Zifkara. Adettendir, sormak icap eder. İnfazından önce bir isteğin, dileğin var mı bizden? Tek muradım adaletin yerini bulmasıydı. Ondan da ümidimi kesmedim çok şükür. Devletin adaletin nizamı şaşsa da Allah'ınki şaşmaz. İlahi adalet öyle ya da böyle yerini bulur. Allah demişken istersen hoca falan getirelim. Dünyalığın oldu bitti. Ahiret için dua edersiniz. Allah'la kulun arasına girmek kimsenin haddi değil. İşimiz bittiyse gidelim. Beyefendi durun, nereye, kimle görüşeceksiniz? Sinan Efendi ile. Haber vermeden görüşemezsiniz, kimsiniz siz? Kendisi beni gayet iyi tanır, Mahir Kara. Çekilir misiniz lütfen? Sinan Bey sizinle görüşmek istemiyor. Derhal çıkın, yoksa fena olur. Bak kardeşim, benim derdim seninle değil. Sen de emir kulusun, çekil aradan. Patronunda bir emanetim var, alayım çıkayım. Çıkın, derhal çıkın. Çekenler! Sen de kul değil, köpek misin? Asabımı bozmayın, derdim sizinle değil. Mahir, ne olur çıkalım dışarı. Bak, bu iş büyüyecek, haklıyken haksız duruma düşeceğiz. Lütfen. Sinan! Ne kadar saklanacaksın? Artık nereye gidersen git! Benden kurtulamazsın! Sen çıkıncaya kadar ben buradayım! Duydun mu beni Sinan? Mahir, ne olur. Ne olur yapma Mahir. Sinan! Şerefsiz! Burada bekleyeceğim. Er ya da geç çıkacaksın. Bekle bakalım Mahir Kara. Gel aşağı! Thank you.